Radyo Tiyatrosu. Kral Lear. Yazan William Shakespeare. Radyo için hazırlayan Fatma Özcan. Yöneten Kemal Bekir. Efekt ve yapım Nejat Çetinok, Erkin Süer. Oynayan sanatçılar: Kent Kontu Sami Ayanoğlu, Gloucester Kontu İbrahim Delideniz, Edmund Erdoğan Gemicioğlu, Kral Lear Hüseyin Kemal Gürmen, Goneril Perihan Tedü, Regan Ayşegül Devrim, Cordelia Hale Akınlı, Albany Dükü Toron Karacaoğlu, Cornwall Dükü Saadettin Erbil, Burgonya Dükü Ünal Gürel, Fransa Kralı Devrim Parscan, Edgar Aytaç Yürük Aslan, Oswald Ali Yalaz, Asilzade Kayhan Yıldızoğlu, Uşaklar Kazım Hün, Fadıl Garan, Özdemir Özkara, Doktor Argun Kınal, Yüzbaşı Özkan Gürol, Subay Engin Akçelik. Kont Gloucester, kralımızın Albany Dükü'ne Cornwall Dükü'nden daha çok değer verdiğini sanıyordum. Biz de öyle sanıyorduk ama krallığını bölüştürürken hepsinin payını öyle ayırmış ki birini ötekine üstün tutmadığı belli. Doğru. Şu ilerideki oğlunuz mu? Evet, gençliğimde bir hata işlemiştim. Şimdi de oğlum diyorum artık ona. Bir oğlum daha var, bundan bir yaş büyük. Ama o meşru oğlum. 9 yıldır başka yerdeydi, yeni geldi. Ya, demek ki bu meşru olmayan oğlunuz. Öyle, bunu da ben büyüttüm. İşte geliyor. Edmund! Efendimiz? Gel seni saygıdeğer dostuma tanıtayım. Kent Kontu. Daima emrinizdeyim efendim. Dostunuz olmak, sizi yakından tanımak isterdim. Ben de buna layık olmak isterim. Kral geliyor. Gloucester. Efendimiz. Fransa kralı ile Burgonya dükü huzura gelecekler. Kendileriyle meşgul ol. Emredersiniz efendimiz. Biz de bu ara kendi işimize bakalım. Krallığımız 3'e bölünmüştür. Artık devlet işlerini daha genç omuzlara yüklemenin zamanı geldi. Damadım Cornwall, yaklaş. Sen de yaklaş damadım Albany. İleride çıkabilecek anlaşmazlıkları önlemek için kızlarıma krallığımdan düşen mirası açıklamak istiyorum. Küçük kızım Cordelia'nın sevgisini kazanmak isteyen Fransa kralı ile Burgonya dükü de hazır buradalar. Artık krallıktan, devlet idaresinden, maldan, mülkten vazgeçiyorum. Onun için kızlarım, yaklaşın. Söyleyin bana, acaba beni hanginiz daha çok seversiniz? Söyleyin. Goneril, en büyük kızım, önce sen söyle. Babacığım, benim sevgim sözle anlatılamaz. Işıktan, havadan, sonsuz özgürlüklerden çok bağlıyım size. Hiçbir çocuk babasını benim sizi sevdiğim kadar sevemez. Peki. Ülkemin 1/3 bölgesini sana veriyorum. Ortanca kızım, Cornwall'in karısı Regan. Sen söyle bakalım. Ablam Goneril ile ben birbirimize çok benzeriz babacığım. Onun sözleri benim duygularımı yüreğimi olduğu gibi anlattı. Eksik bıraktığını ben söyleyeyim. Bu dünyada hiçbir şey mutluluk veremez bana. Size duyduğum sevgiden başka. Öyleyse ülkemin 1/3 bölgesini de sen al. Senin olsun. Seninki de Goneril'e başladığım kadar güzeldir. Küçük kızım Cordelia, şimdi de sen söyle bana, kardeşlerine verdiğimi elde etmek için senin söyleyeceğin ne? Hiçbir şey baba.
Hiçbir şey mi? Hiçbir şey efendim. Hiçbir şey ne demek? Açık söyle. Ben efendimiz, ben yüreğimde duyduğumu dile getiremiyorum. Bir çocuk babasını ne kadar severse o kadar seviyorum sizi. Ne daha az ne daha çok. Ne diyorsun Cordelia? Dikkatli konuş, sen zararlı çıkarsın bundan. Saygıdeğer efendim, babamsınız. Beni siz büyüttünüz, yetiştirdiniz. Sevdiniz, okşadınız. Ben de iyiliğinize boynumu bükmekle karşılık veriyorum. Bütün evlatlık ödevlerimi yerine getiriyorum. Kardeşlerim yalnız sizi seviyorlarsa niçin evlendiler? Belki bir gün ben de evlenirim. O zaman bağlılığımın, sevgimin yarısı kocamın olur. Bunu içten mi söylüyorsun? Evet babacığım. Yazık! Hem genç hem de duygusuz. Genç ama dürüst efendimiz. Demek öyle. Senin mirasın da dürüstlük olsun. İşte söylüyorum, bütün babalık ödevlerimi üzerimden atıyor, aramızdaki kan bağını unutarak seni kendime yabancı sayıyorum. Efendimiz, saygıdeğer kralım. Sen karışma Kent. Yaşlı günlerimde bütün umudumu ona bağlamıştım ben. Git buradan, gözüm görmesin seni. Dur biraz. Çabuk Fransa kralı ile Burgonya dükünü getirin huzura. Albani, Cornwall. Efendimiz. Cordelia'ya ayırdığım mirası da bölüşün. O da sizin olsun. İktidar da sizin, devlet yönetmek de. İşte tacımı da bırakıyorum. Haşmetli Lir, kralım, baban gibi sevdiğim, saydığım, kölesi oldum. Dualarımda adını unutmadım. Kent bir yay kadar gerginim. Okumdan sakın. Bırakın dertsin bağrımı ok. Madem çıldırmışlar, ben de saygısız olayım. Kent, yaşamak istiyorsan sus. Zaten hayatını sizin yolunuza koymuş bir adamım. Sonunuzun iyi olması için seve seve veririm canımı. Çekil, gözüm görmesin. Her şeyi daha açık görmeniz için gözünüzün önünde olmam gerek. Kent, tanrak için şimdi seni. Tanrı adını almayın ağzınıza. Sana susmanı emrediyorum hain. Kudretimi anlaman için de ülkemden sürüyorum seni. 5 gün içinde hazırlığını yap, defol git. Kararım kesin. Peki kralım. Emrinizi yerine getireceğim. Siz böyle davrandıktan sonra zaten sürgün sayarım kendimi. Cordelia, seni Tanrı korusun, benim özü sözü bir kızım. Regalla Goderil. Sizlere de bir çift sözüm var. Dilerim özünüz sözünüze uyar sizin de. Değerli efendiler, saygıdeğer soylular, artık aranızdan ayrılıyorum. Hepinizi Allah'a ısmarladık. Efendimiz, Fransa kralı ile Burgonya dükü huzurdalar. Önce size sorayım, Burgonya dükü, kızım Cordelia'yı eş olarak almak için isteğiniz nedir? Saygıdeğerli, daha önce söylediğinizden fazlasını istemem. Herhalde siz de daha azını verecek değilsiniz. Kızımı sevdiğim zaman öyleydi ama gözden düştü artık. Açık sözlüymiş. Öfkemi daha çok üstüne çekmeden buyurun alın götürün onu. Hala hoşunuza giderse tabii. Haşmetli kral, özür dilerim, ne yazık ki bu durumda bir seçim yapamayacağım. Demek ki almıyorsunuz. Fransa kralı, şimdi de size sormak istiyorum. Nefret ettiğim biriyle evlenirseniz dostluğunuzdan olmaktan korkarım. Doğrusu şaşırdım. Nasıl olur da az zaman önce dilinizden düşürmediğiniz, yaşlı günlerinizin tek tesellisi diye bağrınıza bastığınız, en değerli kızım diye övdüğünüz Cordelia birdenbire gözden düşer. Sizi bu kadar öfkelendiren suçu ne? Babamdan, efendimden son bir dileğim var. Benden lütuflarınızı esirgemenizin sebebi adınıza sürdüğüm bir leke, ahlaksızlık, şerefsizlik midir? Yoksa istemesini bilen bir dile sahip olmuşum mu? Söyleyin baba, söyleyin. Gönlümü hoş edemezsen varlığın neye yarar? Ya, mesele buydu demek. Davranışını düşüncesine uyduramayan çekingen bir kızınız varmış. Size son sözümü söyleyeyim Haşmetli Lir.
Konuştuğunuzu yerine getirip payını verirseniz Cordelia'yı hemen şimdi Burgonya düşesi yaparım. Onun benden alacağı bir şey yok. Kararım kesindir. Uğurlar olsun Burgonya dükü. Alacağı servet karşılığı sevgi gösterecek birinin karısı olmak istemem ben. Güzel Cordelia. Bu terk edilmiş halinle her zamankinden daha değerlisin sen. Ver elini. Seni olduğun gibi alıp sarayımın kadını yapıyorum. Evet Lear, haşmetli kral. Kızınız Cordelia benim ulusumun, sevgili Fransa'mın biricik kraliçesidir artık. Sevgili Cordelia, sen gene iyi dileklerle ayrıl bu katı yüreklilerden. Yeni ülkende seni büyük mutluluklar bekliyor. Al götür onu Fransa kralı. Benim artık Cordelia diye bir kızım yok. Ömrüm oldukça da yüzünü görmek istemiyorum. Gidelim. Yorgunum, dinleneyim biraz. Üzülme Cordelia. Vakit geçirmeden biz de kendi ülkemize gidelim. Hadi kardeşlerine veda et. Sevgili babamın biricik kızları. Görüyorsunuz ağlayarak ayrılıyorum sizden. Babama iyi bakmanızı diliyorum. Onu büyük büyük sözlerle dile getirdiğiniz sevginize bırakıyorum. Biz yapacağımızı biliriz. Sen bizi düşünme artık. Kocana bak. Madem ki acıyıp parasız pulsuz kendine eş etti seni. Kendi istedi bu duruma düşmeyi. Babaya boyun eğmeli insan. Kötü niyetler ne kadar gizlenirse gizlensin, günü gelir çıkar ortaya. Hoşça kalın. Gidişi beğenmiyorum. Kent kontu sürüldü. Fransa kralı öfkeyle döndü ülkesine. Nedir o? Niçin saklıyorsun kağıdı? Hiç baba. Peki ama neden gizliyordun öyle? Özür dilerim baba. Kardeşim Edgar yazmış bunu bana. Öyle sanıyorum ki siz görmeseniz daha iyi olur. Ver diyorum o mektubu. Buyurun madem istiyorsunuz. Belki de size bağlılığımı anlamak istedi bu mektupla. Okuyacağım. Yaşlılığa saygı ne demekmiş? Yaşlıların uydurdukları bu gelenek ömrümüzün en güzel çağlarını öldürüyor. Artık yaşlıların buyruğunda yaşamanın budalaca bir şey olduğunu anlamaya başladım. Babamın servetinin yarısı senin olacak. Bunu unutma. Kardeşin Edgar. Edgar. Öz oğlum Edgar yazıyor bunları ha. Bu mektubu kim getirdi? Odamın penceresine atılmış. Daha önce hiç böyle bir şeyden bahsetmedi mi? Hayır, yalnız sık sık oğullar babalarını idareleri altına alacakları zamanı iyi kestirmeliymiş der dururdu. Alçak canavar. Oğlum demeye utanıyorum. Dilerim ki sizi boşuna üzmüş olayım efendim. Ama isterseniz sizi bir yere gizler, onunla konuşurum. Dinler, kendiniz verirsiniz kararınızı. Aklım almıyor. Edgar bu kadar alçak biri olsun, hem de bana. Onu canından çok seven babasına karşı yapsın bunu. Şimdi gidiyorum. İstediğin zaman görebilirsin beni. Hoşça kal. Güle güle babacığım. Babam ha. Benim babam sensin öyle mi? Meşru olmayan bir oğul sana baba diyebilir mi? Sen beni oğlum diye bağrına bassan da hayır. İşte Edgar da geliyor. Niyetlerimi belli etmeden konuşmalıyım onunla. Edmund, burada mısın? Nasılsın kardeşim? İyiyim. Düşünceli görünüyorsun. Edgar, kardeşim. Sana kötü haberlerim vardı ondan. Babamı en son ne zaman gördün? Dün gece. Birbirinizle nasıl ayrıldınız? Çok iyi ayrıldık. Onu öfkelendirecek bir şey oldu mu? İyi düşün. İyiliğin için söyleyeyim sana, sakın görünme gözüne. Öfkesinin yatışmasını bekle. Bir soysuzun uydurmalarını dinlemiş olmalı. Bana da öyle geliyor. Hadi git şimdi. Dışarı çıkma. Çıkarsın da yanına silah almayı unutma. Yanıma silah mı alayım dedi? İnan ki senin iyiliğin için söylüyorum. Durma git artık. Her an bir kötülük gelebilir sana. Peki bana haber ulaştırırsın değil mi? İşi bana bırak sen. Şimdi güle güle. Hoşça kal kardeşim. Kolayca kandırılabilecek bir baba, kötülük nedir bilmez bir kardeş.
Dilediğim gibi yönetebilirim ikisini de. Oswald. Efendimiz. Babamın can sıkıcı davranışları artmaya başladı. Beni de adamlarımı da tedirgin ediyor. Artık daha fazlasına dayanamayacağım. Siz de her söylediğini yerine getirmeyin hemen. Ama... Sorumluluğu üzerime alıyorum. Emredersiniz efendim. Bıkmış gibi durun. Sebebini sorsun bunun. Beğenmezse kardeşim Regan'ın yanına gitsin. İyice yaşlandı, bunadı. Yetkilerini de bunun için devretmemiş miydi bize? Ama gene de yönetimi büsbütün bize bırakmaya yanaşmıyor. Sözün kısası... Ne yapacağınızı anladınız değil mi? Anladım efendim. Kendisine de adamlarına da soğuk davranacaksınız. Ötesini bana bırakın. Yavaş konuşun. Efendimiz bu tarafa geliyor. İyi günler kızım. İyi günler. Ne var? Ne oldu kızım? Neden kaşlarını çatıyorsun? Son günlerde epeyce değiştin. Baba, ben de uzun zamandır bunu söylemek istiyordum size. Asıl değişen sizsiniz. Siz de adamlarınız da. Onları şımartıyorsunuz, her zaman kavga çıkarıyorlar. Gonerin, neler söylüyorsun kızım? Bitmedi. Son günlerde huyunuz değişti. Benim mi Gonerin? Benim mi huyum değişti? Rica ederim, anlamazlıktan gelmeyin. İstiyorum ki gene eskisi gibi sağduyunuz yol göstersin size. Tanrım. Gonerin, ben gerçekten senin baban Lir miyim? Sen benim kızım mısın? Biz baba kız neler konuşuyoruz seninle? Rica ederim baba, yalancıktan şaşkınlığa kapılmayın öyle. Demek istediğimi pekala anlıyorsunuz. Yazık sana Gunoril. Yazık sana. Çabuk atlar hazırlansın. Hemen gideceğiz buradan. Merak etme kızım. Seni daha fazla rahatsız etmeyeceğim artık. Senden başka bir kızım daha var benim. Ah, İşte damadım Albani de geldi. Saygılarımı sunarım efendim. Sizin olsun saygılarınız. Efendimiz, rica ederim sakin olun. Ya, siz kızım gibi düşünmüyorsunuz demek. Neden susuyorsunuz? Söylesenize. Söylesene Albani. Babamın adamları üstlerine bile saygısızlık etmiyorlar mı? Yalan söylüyorsun. Yalan. Nankörlüğünü adamlarıma iftira etmekle gizleyeceğini sanma. Ah Tanrım. Küçücük bir kusur Cordelia'da ne kadar iğrenç, ne kadar korkunç görünmüştü bana. Efendimiz, inanın ki sizi üzüntüye düşüren şeyleri hala anlamış değilim. Size karşı da bir kusurda bulunmadım. Olabilir Albani. Ama bu kadının kızım diye bağrıma bastığım bu nankörün yanında duramam ben artık. Duramam. 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 Beğendin mi yaptığını? Sen sus. Sebebini de araştırmaya kalkma. Bırak gitsin. Bunaklığı başına daha ne işler açacaksa açsın. Edgar. Edgar, sana söylüyorum. Beni mi çağırıyorsun Edgar? Gel buraya kar, çabuk gel. Ne var, çabuk söyle. Dinle Edgar, dinle sevgili kardeşim. Kaçmalısın, hemen kaçmalısın buradan. Hem vakitte gece kimseye görünmesin, hadi. Ama sebebini söylemeyecek misin bana? Cornwall'la Regan bu gece buraya geliyorlar. Onlar hakkında şurada burada bir şeyler söyledin mi? Bana bir iftira eden var ama... Sus, babam geliyor. Edgar, bizi birlikte görürse seninle aynı şeyleri düşündüğümü sanır. Onun için dövüşür gibi yapalım. Çek kılıcını. Bırak kılıcını Edgar. Bırak kılıcını, teslim ol. Babamdan özür dile. Ancak onun yardımıyla kurtulursun. Hadi Edgar, yakalanmadan kaç, çabuk. Kaçıyorum. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım Edmund. Bir yerimi kanatayım da yaralandım sansınlar. Yetişin, koşun, yardıma gelin. Kaçıyor. Baba, geldiniz mi? Ama kaçtı, kaçtı alçak. Kimdi o Edmund? Edgar mıydı? Evet efendim. Şurada duruyordu. Yanına gittim. Kolundan yaralanmışsın sen. Ne oldu anlatsana. Dilim varmıyor efendim. Beni
kandırmaya kalktı. Niye kandırmaya? Çabuk söyle. Sizi öldürmeye efendim. Ben böyle şey yapamam dememe kalmadan ansızın üstüme saldırdı. Kendimi korumaya vakit bulamadım. Sonra da ayak seslerini duyunca kaçtı. Muhafızlar! Çabuk peşine düşün. Derhal yakalanmasını emrediyorum. Kaçamayacak o alçak. Her yere resmini göndereceğim. Ülkemizde her vatandaş iyice tanısın bu haini. Gel sevgili Edmund, yarına ilaç sürelim. Benim gerçek oğlum sensin artık. Mirasım da senin olacak. Bak görüyor musun? Cornwall Dükü ile eşi Regan gelmişler. Biz kendi derdimize düştük. Onları karşılamaya bile fırsat bulamadık. Regan, sevgili kızım, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz sevgili damadım. Sizi gördüğüme sevindim baba. Ben de sevindim Regan. Ama bu sevinç beni korkutuyor. Çünkü Regan, ablan Goneril... Sana nasıl söyleyeyim bilmem ki. Nankör, kötü bir kadın o Regan. Rica ederim baba, birden karar vermeyin. Öyle sanıyorum ki kardeşimi anlayamamışsınız. Ne demek istiyorsun Regan? Kardeşimin size karşı davranışlarında kusur edeceğine inanmıyorum. Tanrı cezasını versin onun. Anlaşılan yaşlandınız baba. Artık sizi başkalarının yönetmesi gerekiyor. Bana kalırsa hemen kardeşime gidin, arada bir yanlış anlama olduğunu söyleyin. Yani özür mü dileyeceğim ondan? Hayır Regan, yapamam bunu. Beni hor gördü. Sözleri zehir gibi işledi yüreğime. Dilerim göklerin bütün öfkesi yatsın başına. Haliniz beni şaşırtıyor baba. Demek kızdığınız zaman benim için de bunları dileyeceksiniz. Hayır Regan. Hayır. Senin için kötü söylemem ben. Krallığımın yarısını sana bağışladığımı unutmadın daha. Şimdi asıl konumuza dönelim. İşte sevgili kardeşim Goneril. Gelin yaklaşın. Siz de hoş geldiniz Albany. Babamla konuşuyordum biraz. Onun elini tutma Regan. Neden? Suçum ne? Düşüncesizliğin, bunaklığın suç saydığı şeyler suç olmaktan çıkar. Baba, rica ederim kusurlarınızı bilin, ona göre konuşun. Kardeşimin yanında bir ay kalır, ondan sonra bana gelirsiniz. Yanınızda bulunan adamlarınızı da gönderirsin. Adamlarıma yol vermeyi, Goneril'in yanında kalmamı teklif ediyorsun bana, öyle mi? İstemem. Evi barkı terk eder, sert rüzgarlara açarım bağrımı, gene de kalmam onun yanında. Dağ başlarına çıkar, vahşi hayvanlarla arkadaşlık eder, ihtiyaçtan kıvranırım da gene de gitmem. Küçük kızım Cordelia'yı hiç çıkar gözetmeden alan Fransa kralına giderim, tahtına yüz sürerim. Beni yaşatacak bir lokma ekmeği ondan dilenirim daha iyi. Bu sizin bileceğiniz şey baba. Artık seni de rahatsız etmeyeceğim Regan. Hoşça kal. Bir daha yüzümü göremeyeceksin benim. Öfkelendirecek ne yaptık ki? Kardeşimin adamları, benim adamlarım bu yaşlı halinizde ihtiyaçlarınızı karşılayamaz mı? Varımı yoğumu size bağışlamıştım ben. Üstelik en uygun zamanda bağışlamışsın. Her şeyimi, tacımı, tahtımı, devletin idaresini size bıraktım. Bir şartım vardı yalnız. Yanımda 100 atlı bulunacaktı. Şimdi onları da elimden almak istiyorsunuz. Evet baba, almak zorundayız. Ya öyle demek. Sıkılmadan yüzüme karşı söylüyorsunuz bunu, öyle mi? Lanet olsun. İkinize de lanet olsun. Nankör evlat. Bir daha göremeyeceksiniz beni. Gitti. Bırakın gitsin. Suç kendisinde. Çılgınlığının cezasını çeksin de görsün. Gloucester telaşla geliyor. Kral ateş püskürüyor. Başını alıp gitti efendimiz. Nereye? Bilmiyorum. Acaba geri dönmesini sağlayamaz mıyız? Gece oluyor. Üstelik sert bir soğuk var. Kendi haline bırakın. Boşuna inat etmek ne demekmiş anlasın. Regan, Goneril. Bana öyle geliyor ki yanlış bir iş yaptınız. Niçin Albany? Onlar ne yaptılar babalarına? Kral ne ettiyse kendine etti. Her neyse.
Ben kendi düşüncemi söyledim. Biraz durur musunuz? Buyurun. Sizi yakından tanırım. Onun için soruyorum. Lütfen söyleyin, kral nerede? Derdimi deşmeyin benim. Sevgili kralımız başını aldı gitti. Şu anda yapayalnız rüzgarla fırtınayla savaşıyor. Her şeye lanet ederek yarı çılgın bir halde bu çıkmaz varlığıyla tabiata meydan okuyor. Demek işittiklerim doğruymuş. Dinleyin beni asılzadem. Sizi saraydan tanırım. Nasıl bir insan olduğunuzu da bilirim. Söyleyeceklerimi hatırınızda tutun. Albanya ile Kornuval arasında gizlemeye çalıştıkları bir anlaşamamazlık var. Onlara kulluk eden pek çok kimse de Fransa kralına haber ulaştırıyor. Kısacası asılzadem, Fransa kralı bu ülkeye bir ordu gönderiyor. Bana inanıyor, güveniyorsanız şimdi hemen Dover'e gidin, kralımız Lear'in derin acılarla kıvrandığını anlatın. Orada sizi anlayan insanlarla karşılaşacaksınız. Öyle sanıyorum ki Cordelia'yı da göreceksiniz. Parmağımdan çıkardığım şu yüzüğü verin ona, benim kim olduğumu anlar. Kabul mü? Kralımız uğruna çalışmak benim için şereftir. Öyleyse güle güle size. Ben şimdi kralı aramaya gidiyorum. Durun. Kıyafet değiştirmişsiniz. Kimliğinizi gizliyorsunuz ama sizi tanıdım. Siz Kent kontusunuz. Doğruyu söyledi diye kralın öfkelendiği, sürdüğü adam. Demek unutmadınız beni. Teşekkür ederim. Artık unutmuş görünün işimiz bitinceye kadar. Hadi dostum. Siz bu yana gidin, ben de bu yoldan gideceğim. Tanrı yardımcımız olsun. Efendimiz! 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 Burada yalnız başınıza ne yapıyorsunuz efendimiz? Neyse tanrılar, asıl korkup sinenleri görsünler de kanunlarına baş kaldıranları cezalandırsınlar. Saygıdeğer efendim, yorgunsunuz, bitkinsiniz. Hemen şurada bir kulübe var, oraya gidelim. Hiç değilse rüzgardan soğuktan korur sizi. Peki, kulübeye gidelim. Tut elimi. Evet. Gelin. Başıma bunların da gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Yiyecek ekmek, giyecek elbise bulamayan zavallılar. Bu fırtınalara, bu soğuğa nasıl göğüs geriyorlar acaba? Debdebeli, ihtişamlı hayatımın karşılığını ödüyorum. O zavallıların çektiklerini ben de çekmeliyim ki tanrıların adaleti göze görünsün. Durun efendimiz, kulübede biri var. Hey! Kim var orada? Zararsız zavallı biri. Gelin efendim, girebiliriz. Sorun bakalım ona. Varını yoğunu kızlarına mı vermiş de bu hale düşmüş? Söyle bakayım, kimsin sen? Kim olduğumu gizlemeliyim. Edgar olduğumu bilmesinler. Ben mi efendim? Zavallı Tom derler bana. Fakir Tom. Of, çok üşüyorum. Müsaade edin burada kalayım. Çıkarmayın beni dışarı. Sormadık. Bir şey kurtaramamış mı kızlarının elinden? Kızları yok onun efendimiz. İnanmam. Yoksa bu kadar kötü bir duruma düşer miydi? Krala ilgi gösterecek oldum, evimde barındırayım dedim. Regan'da Goneril'de önlediler. Gerçekten de salimce, insanlık dışı davranış bunlar. Neyse sen gene ileri geri konuşma. Dinle, Cornwall ile Albany'nin arası iyiden iyiye açıldı. Bugün bir mektup aldım. Tehlikeli olduğu için çekmeceme sakladım. Kralımız Lear'e yapılan haksızlıkların öcü alınacak Edmund. Oğlum unutma ki biz de kraldan yana olmalıyız. Kralı gizlice arayıp bulacağım.
Ona yardım etmemiz gerek. Benim bundan hiçbir şey alıkoyamaz. Rica ederim Edmund, çok dikkatli ol. Şimdi hemen Cornwall'in yanına git. Konuş, oyala. Benim buradan uzaklaştığımın farkına varmasın. Hiç merak etmeyin baba. Hoşça kal. Ben hemen gitmeliyim. Güle güle baba. İşte bir fırsat daha. Krala yardım etmek ne demekmiş görürsün sen. Bunu hemen Cornwall'a bildirmeliyim. Babam dediğim bu adam tezelden devrilmeli ki malı mülkü bana kalsın. Derhal Gloucester kontunu yakalayıp buraya getirin. Baş üstüne efendimiz. Şimdi her şey daha iyi aydınlanıyor Edmund. Kardeşiniz Edgar'ın babasını öldürmek istemesi kendi kötülüğünden değilmiş. Getirdiğiniz mektup onun Fransa lehine çalıştığını açıkça gösteriyor. Mektupta yazılanlar doğruysa işiniz oldukça güçleşiyor efendim. Siz benim işimin güçleştiğini düşünmeyin. Gloucester kontluğu size kalıyor, ona bakın. Demek kralın yanına gitti ha? Evet efendim. Yakalanınca hemen asmalı o alça. Efendimiz! Çabuk söyle, yakalandı mı Gloucester? Yakalandı efendimiz. Çabuk getirin buraya. Edmund, babanız olacak alçağı şimdi buraya getirecekler. Ondan öcümü alırken belki görmek istemezsiniz. Onun için size bir iş vereyim. Baldızım Gonry ile birlikte gidin, Albaniye durumu anlatın. Savaşa bir an önce hazır olmalı. Emredersiniz efendim, hemen yola çıkarız. Hoşça kalın. Güle 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 Gloucester kontu. Bize inanan birini daha kazandık. Oswald! Hain karşınızda efendim. İşte ele geçirdik seni, alçak köpek. Oswald'a yardım edin, ne duruyorsunuz? Oturtun şu iskemleye. Bağlayın ellerini ayakları. Benden ne istediğinizi söyleyin. Bana böyle davranmanız için sebep ne? Kapa çeneni. Suçum ne? Şimdi sen kendin anlatacaksın suçunu. Şu aksakalından utanmadan vatanını satmaya kalkarsın öyle mi? Vurma bana. Kollarımı bağladığınız yetmedi mi? Söyle bakayım, Fransa'ya neler yazdın? Oradan ne haberler aldın? Doğruyu senin söylemeni istiyoruz. Yoksa biz her şeyi biliyoruz. Ülkemize giren hainlerle kurduğun planları anlat. Şu deli kralı nereye, kime gönderdin anlat. Öz babana deli diyorsun ha? Sus! Onu savunmak sana mı düşüyor? Bükün kollarını! Bükün! Durun! Durun! Söyleyeceğim. Evet, Fransa'dan bir mektup aldım. Vatanımı kurtarmak istedim. Ama şunu bilin ki ne ben hainim ne de onlar. Kralı nereye gönderdin? Dover'e. Niçin gönderdin? Bunu benden iyi bilirsin. Zavallıyı ele geçirseydiniz kim bilir ne işkenceler yapacaktınız. Görmemek için uzaklaştırdım. Zaten göremeyeceksin hain. Tutun şu iskemleyi. Gözümü mü kör edeceksin? Dur. Dur, bu kadar insansız olmak için sebep ne? Öteki gözünü de. Öteki gözünü de. O gözünü de çıkaracağım. Artık hiç göremeyeceksin. Yeter. Ne var, sana ne oluyor? Yeter efendim, yeter. Çocukluğumdan beri evimde çalışırım onun. Öyleyse uşaklığını bil de kapa çeneni. Artık dayanamayacağım. Bu yaşlı adamın öcünü alacağım sizden. Sen kim oluyorsun pis köpek? Ölümüne susadın demektir. Ne duruyorsunuz? Engel olun şuna. Ver kılıcını Oswald. Ben göreyim şu uşak parçasının işini. Yaralandın mı Cornwall? Şimdi de sen geber köpek. Ölüyorum. Değerli efendim. Gloucester kontu. Bunların başına gelecekleri göreceksin. Göreceksin. Hiç değilse bir gözünü çıkaramadılar. Ben daha ölmedim ahmak. Öteki gözü de kör olacak. Kimse yardım etmeyecek mi bana? Oğlum Edmund, neredesin? Gel de gör halimi. Kimden yardım istiyorsun budala? Senin hain olduğunu o söyledi bize. Edmund mu? Öyleyse Edgar'a haksızlık ettim ben. Dokunma bana. Dokunma bana bari, bir gözümü bırak. Merhamet bekleme benden. Götürün bu adamı dışarı. Hapse atmaya bile değmez.
Regan. Regan. Yaram ağır galiba. Yardım et bana. Peki. Yardım et bana, çok kan kaybediyorum. Gidelim. Yatır beni bir yere. Doktor gelsin. Oswald. Oswald o haini götürdü. Ne duruyorsunuz? Ölmesini mi bekliyorsunuz efendinizi? Yıllardır hizmetindeyim. Bu derece canavarlaştığını görmedim. Sonu iyi değil bu adamın. Ya karısının? O kadın da rahat rahat ölemez. Hadi şu zavallı körün peşinden gidelim. Ben bu şatoda duramam artık. Kan kokuyor. Gidelim. Yalnız biraz bekle. Ben biraz ilaç bulayım. Sargı falan alayım. Yüzünü sarmamız gerekir. Ne görüyorum? Babam. Hem de gözleri kör. Yanındakiler olmasa yürüyemeyecek bile. Oğlu olduğumu söylemeyeyim ona. Ben başıma gelenler için bundan beter olmaz derdim. İşte beterin beteri. Yolunuz açık olsun ahbaplar. Merhaba zavallı Tom. Sizinle konuşan kim? Dilenci mi? Öyle biri. Kaçık Tom derler ona. Krallığımız Lir'in yanında böyle birini görmüştüm de. İnsan bazen solucan kadar değersiz bir şey oluveriyor şu yeryüzünde demiştim kendi kendime. Sonra da oğlumu hatırlamıştım, Edgar'ı. Kendisini cezalandıracağım için kaçmıştı benden. Ama sonra öğrendiklerim... Hadi şu zavallıya giyecek bir şey bul. Biz onunla gideriz. Sen yetiş arkamızdan. Baş üstüne efendim. Bana bak, neydi adın senin? Tom. Kaçık da desen olur. Tom. Dover'e nasıl gidilir biliyor musun? Biliyorum. Beni hemen oraya götür. Kralınız Lir'in başına gelenleri işittin mi? Nereden işiteceksin? Şimdi o da Dover yolunda olmalı. Belki de oraya varmıştır bile. Hadi tut elimden, beni oraya götür. Gelin benimle. Gerçek bir oğul gibi kılavuzluk edeyim size. Kimsin sen? Söylesene bana. Kaderin sillesini yemiş biri. Oswald, nereye gidiyorsun? Şu mektubu yeni kumandanımız Edmund'a götüreceğim. Kim yazdı onu? Kız kardeşiniz Goneril. Öyle mi? Demek kuvvetlere Albany kumanda etmiyor artık. Hem ediyor hem etmiyor efendimiz. Doğrusunu isterseniz kardeşiniz kocasından daha yiğit yaratılmış. Mektupta ne yazdığını biliyor musun? Bilmiyorum efendim. Ver de açıp bakayım şu mektuba. Karşılıksız bırakmam. Beni deniyorsunuz galiba efendim. Peki. Goneril neler yazmıştır ben söyleyeyim sana. Herhalde artık Albany'den soğudu. Hayatını Edmund'la birleştirmek istiyor. Ama boşuna bu. Çünkü Oswald, biz Edmund'la çoktan anlaştık. Üstelik ben dul bir kadınım. Gönül vermek benim hakkım değil mi? Kardeşime şimdi söylediklerimi de bildirmeni rica ederim. Belki düşünür taşınır, doğru yolu bulur. Söylerim efendimiz. Bağlılığına güveniyorum Oswald. Hadi yolun açık olsun. O hain Gloucester'ı öldürene mükafat verileceğini biliyorsun değil mi? Onu bırakmakla hata ettik. Halkın arasına karışmış, aleyhimize sözler söylüyormuş. Cezasını görür efendimiz. Hoşça kalın. Gayret baba. Gayret. Bana baba derken oğlumu hatırlıyorum. Öz oğlum. Edgar'dı adı. Size acı veriyorsam öyle söylemeyeyim. Hayır hayır, söyle söyle. Zaten bu acıyı hak ettim ben. O konuştuğun adam neler anlattı sana? Söyledikleri doğruysa kralımız Lir'e bağlı kalanlar onu bulmuşlar. Dover'e küçük kızının yanına götürmüşler. Başka şeyler de söyledi. Ne söyledi? Savaş yakınmış. İki ordunun da karşılaşması saat meselesiymiş. Bir atlı geliyor, ona da soralım. Merhaba yolcu.
Tanrı yardımcınız olsun. Peki ama niye kılıcını çektin bize? Sen şöyle dur bakayım. İşte vatanımıza ihanet eden adamı ele geçirdim nihayet. Şansım varmış, hem memleketime hizmet ederim hem de mükafatımı alırım. Hadi bakalım alçak, et Doğan'ı. Onu öldüremezsin. Canını seviyorsan çekil, bir haini korumaya kalkma. Ona dokunma diyorum sana. Ölmek istemiyorsan indir kılıcı. Bana karşı koyuyorsun ha? Alçak. Köle herif. Öldürdün beni. Dinle. Ne? Beni burada açıkta bırakma. Mutlaka göm toprağa. Üzerimdeki altınları da al. Al. Mektubu da al. Gloucester kontu Edmond'a götür. İngiliz karargahındadır şimdi o. Beni affedin. Öldü. Otur baba, rahatına bak sen. Ben üstünü arayayım şunun. Ha işte mektup burada. Albany'nin karısı Goneril yazmış. Okuyalım. Edmond. Birbirimize verdiğimiz sözü unutmayın. Kocamı ortadan kaldırma imkanı elimizde. Bunu pekala siz yapabilirsiniz. Savaştan sağ dönerse halimiz ne olur? Ama sağ dönmezse yerini siz alırsınız. Sizi canı kadar seven Goneril. Kocasını öldürtmek istiyor. Peki şimdi ne yapacaksın? Önce sizi güvenilir bir yere bırakacağım. Sonra Albany'ye gidip şu öldürdüğüm adamın ne işler peşinde koştuğunu anlatacağım. Hadi öyleyse kalkalım. Vakit kaybetme. Asil kent. Demek buldunuz babamı. Getirdiniz buraya. Peki hep uyuyacak mı böyle? Konuşamayacak mıyım onunla? Yaşlılık, beklenmedik darbeler, günlerce fırtınayla, rüzgarla boğuşmak onu bitkin düşürdü. Doktor kendine gelmesi için uğraşıyor. Demek onun yeniden yaşaması bir vakitler sürgün ettiği asil kentin eliyle olacakmış. Demek onu gerçekten seven, hakkı olan mirası esirgediği kızı Cordelia'ymış. Hayır, ben sevgili babam için hiçbir şey yapmadım. Saygı değer kralım için yaptığım hizmet küçük bir şeydir. Asilken çok alçak gönüllüsünüz. Hadi değiştirin elbiselerinizi, daha iyilerini giyin. Hayır efendim, müsaade edin değiştirmeyeyim. Daha görülecek işlerim var. Hem ben size söyleyinceye kadar kent olduğumu da unutun. Peki sevgili kent, madem öyle istiyorsunuz. Efendimiz gelebilirsiniz. Babanız uyanıyor. Ne söylüyorsun doktor? Görüşebilecek miyim kendisiyle? Bunun için kesin bir şey söyleyemem. Belki konuşursunuz. Yaklaşın. Yaklaşın. Bakın kendine geliyor. Baba. Sevgili babacığım. Öpeyim o kutsal yüzünü. Babalar olmasan bile şu ak saçlarına bakıp böyle davranmamalılardı. Sana edilenleri en aşağılık hayvanlara bile çok görür insan. Ne mutlu bana ki seni aklından edenler canından edemediler. Doktor, uyanıyor. Lütfen konuşun. Sesini duymak istiyorum. Siz konuşun efendimiz. Baba. Babacığım. Nasılsınız? Bakın elinizi tutuyorum. Yüzüme bakın. Tanıdınız mı beni? Sen bir ruhsun. Yoksa tanımadınız mı beni? Gözlerim kurşun gibi ağır geliyor bana. Ama tanıdım seni. Ruhsun sen. Hala kendine gelemedi, hala. Bakın doğruluyor yerinde. Ayağa kalktı. Tanrım, ne sevindirdin beni. Diz çöküyor. Hayır babacığım, hayır. Benim emre diz çökmek mi? Dayanamam buna ben. Verin elinizi, kalkın ayağa. Ben tanır gibi oluyorum seni. Şu yanındaki adamı da. Sen benim kızım olacaksın. Cordelia'm olacaksın. Evet baba, benim. Kızım Cordelia'yım ben.
Hayır Kordelia, ağlama. Sil gözyaşlarını. Kardeşlerinden çok kötülük gördüm kızım. Sen yapsaydın haklı olurdu. Eh, ben de ona yaptım derdim. Siz bana hiç kötülük etmediniz babacığım. Neredeyim şimdi ben? Gelin babacığım, yorulmayın. Şöyle çekilelim, size her şeyi anlatayım. İyi edersiniz Cordelia. Babanız dinlenmeli. Biz de şöyle çekilelim doktor. Savaş başlıyor. Gloucester'in meşru olmayan oğlu Edmund kumandan olmuş. Dilerim ki zafer bizim olur. Kralımız Lear tahtına oturur. Benimle görüşmek isteyen kimdi? Adını söylemedi, fakir kılıklı biri. Bırakın gelsin. Çadırın kapısındaki adamı içeri bırakın, gelsin. Söyle bakalım, bir dileğin mi var? Fazla rahatsız etmeyeceğim, hemen gideceğim. O halde çabuk söyle. Bizi yalnız bırakın yüzbaşı. Söyle, ne istiyorsun? Alın şu mektubu. Savaşa girişmeden önce okuyayım. Başka bir şey sormamanızı rica ederim efendim. Üzerimdeki paçavralar size güven vermeyebilir. Ama savaştan galip çıkarsanız kalabalıkta beni aratın. Mektupta yazılı olanları ispat edebilirim. Eğer yenilirseniz sizin için de benim için de yapacak bir şey yok demek. Ha, dur gitme, önce mektubu okuyayım. Size dediğim zaman okumanızı sağlık veririm. Peki adını söyle öyleyse. Bunu da söyleyemem. Dediğim gibi savaştan sonra açıklayacağım adımı. Yalnız şu kadarını bilin, bu mektubu size sık sık bağlılığını tekrarlayan bir adamınızdan elde ettim. Hoşça kalın efendim. Tanrı yardımcımız olsun. Bu genç bizi tanıyan biri olmalı. Söylediği gibi yapacağım. Düşman kuvvetleri yaklaşıyor. Keşif kollarını ileri gönderdim. İnanmadığım bir savaşa girişiyorum Edmond. Bu savaşta haklı olduğumuz yön sadece Fransız ordusunun ülkemize girmiş olması. Kendi halkımız evlatları tarafından kötülüğe uğrayan Kral Lear'ı tutmakta. Benim de gönlüm onların yanında. Şüphe yok ki haklısınız efendim. Öyleyse ne yapacağımızı iyice düşünelim. Kumandanlarımız kime karşı niçin savaşacaklarını bilsinler. Tanrı biliyor ya, karımın, baldızımın cezasını uşağının kılıcıyla ödeyen Cornwall'in yaptığı haksızlıkları sürdürmek istemiyor. Aynı ülküde birleşiyoruz. Kumandanlar, buraya gelin. Savaş başladı. Düşman yenildi arkadaşlar. Savaştan zaferle çıktık. Kuvvetlerini geri attığımız Fransa kralını ele geçiremedik. Ama karısı Cordelia ile halkı iktidarımıza kışkırtan eski kral Lear şu anda esirimizdirler. Yüzbaşı, buraya gel. Buyurun efendim. Seninle esirler hakkında konuşacağım biraz. Şimdi onları hapishaneye götüreceksin. Herkes sadece hapishaneye götürdüğünü sanmalı. İçeride derhal işlerini bitireceksin. Şimdiden rütbene bir rütbe daha koyuyorum. Emrimi yerine getirecek misin söyle. Getireceğim efendim. Al öyleyse şu yazıyı. Emirlerim burada yazılı. Derhal yerine getirilmeli. Baş üstüne efendim. Hadi bakalım sen ve sen. Sana söylüyorum ihtiyar, işitmiyor musun beni?
Ayrıl kızınla birlikte kalabalıktan. Siz başka hapishaneye gidiyorsunuz. Merak etmeyin, gideceğiniz yer yakın. Ver elini baba, gidelim. Herhalde yeryüzünde iyilik yolunda işkence gören insanların ilki sayılmayız. Gidelim Cordelia'm, gidelim sevgili kızım. Hapishanede, kafeste kuşlar gibi sarmaş dolaş söyleşiriz seninle. Bana dua et baba dersin. Ben de dize gelir yüzlerce, binlerce defa özür dilerim senden. Geçmiş günleri anlatırım. Belki gökyüzünü, güneşi, ayı, yıldızları göremeyiz zindanda. Ama yalancıların, iki yüzlü zalimlerin kurdukları dünyanın başlarına yıkıldığı günü gene de görürüz. Hadi çok konuşmayı bırakın da yürüyün. Hapishanede bol bol konuşursunuz. Yüzbaşı, nereye götürüyorsun o esirleri? Hapishaneye efendim. Gloucester Kontu Edmont'un emri. Ya, nerede kendisi? İşte orada efendim. Peki, bana bak yüzbaşı. Esirlere iyi davran, senin için iyi olur. Edmont! Edmont, seni devlete ihanet etmekle suçluyorum. Karım Gonorill'de suç ortağın olduğu için tevkif ettiriyorum. Edmont, şeytanca hilelerini, yaptığın alçaklıkları yüzüne vuracak kimseler var. İşte önce ben senin karşındayım. Kimse bana alçak, hain diyemez. Yalan, iftira. Suçlarını kabul etmiyorsun öyle mi? Kumandan, buraya gel. Emredin efendim. Şunu hemen halka ilan edin, alın. Başüstüne mi efendim? Hey meydandakiler, toplanın, beni dinleyin. Şimdi size Albany Dükü'nün emirlerini okuyorum. Gloucester Kontu olarak tanınan, savaşta askerlerimize kumandanlık eden Edmont'un İki yüzlü alçak biri olduğuna tanıklık edecek kim varsa ortaya çıksın. Ben varım. Edmond'a yaklaşıyor bak. Biri bu tarafa geliyor efendim. Kim olduğunu sor. Hey vatandaş, önce adını söyle bize. En az Edmond kadar asil biri. Gloucester Kontu Edgar'ım ben. Seni ancak kılıcım susturur. Madem öyle istiyorsun, çık ortaya alçak. Döktüğüm kanların kardeşine, babana, vatanına ihanetinin hesabını ver. Yalanlarınla beraber öleceksin. Ayırın onları. Edmund'u öldürecek. Sus hain kadın, sus. Bir de sıkılmadan benim önümde onu savunabiliyorsun ha. İşte ona yazdığım, canıma kasteden mektubun benim elimde. Söyle, bunu sen yazdın ona değil mi? Ben yazdım. Sana hesap verecek değilim. Beni onun elleriyle öldürtmek istedin değil mi? Sorma. Daha fazla sorma artık. Arkasından gidin. Cezasını kendi elinden çekmesin. Biz vereceğiz onun cezasını. Vuruldum. Hesabını gördüm efendimiz. Edgar. Demek sen yaşıyordun. Bana mektubu getirdiğin gün senin soylu bir kimse olduğunu sezmiştim zaten. Edgar, affet beni. Hiç değilse ölürken, hayatım boyunca alçakça işler yaptım. Hep yalana, hileye başvurdum. Cezamı çekiyor. Öldü. Kaldırın şu cesedi. Edgar, gel seni kucaklayayım. Şu bize yaklaşan asil adamı tanıyacaksınız. Kim o? Kent Kontu efendimiz. Kralımız Lear'in yanılıp da sürgün ettiği asil adam. Ama o bu yüzden krala kin beslemedi. Kral yarı çılgın, aç susuz dağlarda dolaşırken onun yardımına koştu. Kızı Cordelia ile buluşmasını sağladı. Asil Kent, sizi de kucaklamama izin verin. Çok acı çektiniz. Ama yaptığınız iyilikler unutulmayacak. Biz ödevimizi yaptık efendimiz. Efendimiz, efendimiz. Ne var, ne oldu? Elindeki bıçak ne? Karınız efendim. Karınız Gonorill kendini öldürdü. İşte bu kanlı bıçakla. Canına kıymadan önce de kardeşi Regan'ı zehirlemiş. Tanrıların yüksek adaleti insana korku veriyor. Ama içimizde acıma duygusu da uyandırmıyor. Efendimiz,
İzin verirseniz gecikmeden kralımız Lir ile Cordelia'yı bulalım. Acele edelim. Edmund ölmeden önce ikisini de hapishaneye göndermişti. Yüzbaşı dur. Ne yapıyorsunuz? Kumandanımız Edmund'un emirlerini yerine getiriyorum. O öldü. Kumandan benim. Geç kaldık. Olan olmuş. Hiç olmazsa kralımızı kurtardık. Cordelia nasıl? Dokunmayın ona. Öldü. Önce beni öldüreceklerine onu öldürdüler. Tanrım, neden canımı almadın da onun ölümünü göstermek acısını verdin bana? Çekilin. Şu güçsüz kollarımla Cordelia'mın o tüy vücudunu kucaklayayım. Cordelia, benim iyi yürekli, tatlı sesli kızım. Beni göremeyecek misin? Sesini duyamayacak mıyım artık? Cordelia'mı, bir tanecik kızımı astılar. Tanrım, bir sinek, bir köpek, en basit bir hayvan yaşasın da Cordelia bir soluk bile almasın. Dayanılır mı buna? Bakın, bakın, dudaklarına bakın Cordelia. Öldü. Zaten çektiği acılara bu kadar dayanabilmesi bile inanılır gibi değildi. Ülkemiz çok acı çekti. Ama bu acıların ağırlığına katlanmak zorundayız. En çok acı çeken de en büyüğümüz, en yaşlı insanımız oldu. Bütün yurtta yas tutulacak. Asaletlerine uygun bir tören hazırlanacak. Asil Kent, sevgili Edgar, bana yardımcı olun. Yurdumuzun yaralarını el birliğiyle saralım. Belki gençlerimiz onun gibi uzun bir ömür süremeyecek. Ama onun gibi acı günler görmesinler. Radyo tiyatrosu bu akşam sizlere William Shakespeare'in yazdığı Kral Lear adlı oyunu sundu.